Herkese çok çok selamlar dostlar. Bugün yine bomba gibi bir yayına karşınızdayız. Bugün iCrypex'ten Ozan'la birlikteyiz ve kripto paralarda neler oluyor? Bunları konuşacağız. Enine boyuna her soruyu sormaya çalışacağız. Bitcoin'i konuşacağız. Ethereum'u, Ethereum, Ethereum 2.0 güncellemesi, Ripple XRP'yi, Linki, Basic Attention Token'ı gibi gibi coin'leri aslında burada konuşacağız dostlar. Evet şimdi Ozan'a dönüyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyidir ben de çok teşekkürler Kripto paralarda biliyorsun biz sert bir düşüş yaşadık Onu bir konuşalım istersen neler oluyor neler bitiyor sizin tarafta evet. özellikle Bu arada dostlar ledger çekilişimiz var biliyorsunuz Aşağıda bir link bulacaksınız o linkten formu doldurmayı unutmayın Kanala abone olun zile dokunun Yorumlarınızı mutlaka yazın ve videoları da seri şekilde beğenirseniz süper olur Şimdi Ozan o zaman hemen şöyle sana birkaç tane soru hazırladım ben Özellikle yatırımcılar da şu an neler olacak bunu muhtemelen çok merak ediyorlardır Şimdi kripto paralarda biliyorsunuz sert düşüş bu Coinbase Yosun açıklamaları kaynaklı olduğu söyleniyor. Yani bu açıklama nedir? Önce şunu bir netleştirelim istersen. Şöyle bir bize bir bu açıklamanın detaylarını paylaşabilir misin? Tabii. E, yani bence öncelikle çok mantıklı olmayan e, bir regülasyondan bahsediyor Coinbase CEO'su. Daha ortaya çıkmış bir şey yok ama Aha. Coinbase CEO'su bir duyum alıyor ve diyor ki e, duyduklarına göre artık kaynaklarına evet, göre şunu değil. yapacakmış Amerika hazinesi. E, ...kişisel cüzdanların e, KYC sürecine dahil edilmesi ve KYC sürecine dahil edilmeyen cüzdanlara e, borsalardan transfer yapılmayacağı. Evet. E, yani transferine izin verilmeyeceği noktada bir e, çalışma bir regülasyon geldiğini e, söyledi. Tabii bunun uygulanma şekli ya da bu gerçekten böyle bir şey konuşuluyorsa bunun gerçekten ben e, kripto paraları, blok zincir sistemini bilen kişiler tarafından değil ya işte e, biz bunları nasıl kontrol edebiliriz? İşte ne var bir soğuk cüzdan var. Hadi onlara da bir el atalım evet. diye çok böyle detaylı ve derin düşünülmüş bir konu olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konu çok çok önemli. Neden önemli? E çünkü özellikle bir sene kripto para sektöründe yatırım yapmış yatırımcılar. Sen de biliyorsun kendi cüzdanlarını kullanıyorlar. Borsada bu paraları bırakmıyorlar. Kendi cüzdanlarına çekim yapıyorlar. E bunun yanında e, bu paraları alıp gerçekten farklı ülkelere işte Amerika'da ee, çalışırken kazancını e, memleketine göndermek isteyen çalışanlar kullanıyor. Gibi gibi bir sürü e, şeyin önünü kapatıyor aslında. Bu biraz Amerikayı oyun dışında bırakmaya götürüyor. Yani burada o çünkü biz kripto paralara şu an erişimimizi kolaylaştırmasının en büyük nedeni borsalar. Eğer siz borsalara böyle bir regülasyon getirirseniz, borsaların işlem hacmini düşürmeye yönelik regülasyonlar getirirseniz, bir de bu. Kripto para mantığına ve felsefesine aykırı kararlar olursa, e tabii ki de burada evet. Amerika mutlaka oyun dışı kalma ihtimali var. E burada insanlar tabi hemen bir korkuya kapıldı, gayet doğal olarak e, bu regülasyonlarda işte e, çeşitli borsaların e, artık nereye gidecekse regülasyonun boyutu. Sıkıntıya düşebilirler mi gibi, e, tabii hacimde bir azalma olacak gibi gibi nedenlerden insanlarda bir korku e, atmosferi oluştu. E, zaten çok fiyatı e, yükseğe çıkmıştı, direkt bir satış baskısıyla. Tam dedik rekoru kıracak, 2018'i, evet 2017 ya. sonunu e, devirecek dedik ve orada e, son anda direkten bizi eee geriye çevirdi doğru. belki ama bir de koyayım ya bu çok tutum çok doğru gelmiyor bana böyle bir duyum aldım. Yani evet. hani o, bu biraz anda... mi? önce ben bildim. Evet ben bunu siz herkesten önce açıkladım. Belki ego artık ne dersek. Elinde özellikle hangi altcoinleri olanlar ya da hangi borsaları kullananlar bu haberleri mutlaka dikkat etmeliler. Ya şimdi eğer yurt dışı borsasını takip ediyor. Yurt dışı borsalarında yatırım yapıyorsanız mutlaka mutlaka bu regülasyonlardan ee, yani takip etmeniz gerekiyor. Yani kimseyi e, şuraya çekin, buraya çekin gibi yanlış anlaşılma olmasın evet. ama e, çünkü herhangi bir ülke bu her bir borsa bir ülkede mevcut. Yani o ülkenin kurallarında geçerli. E, şimdi oradaki çıkacak regülasyon kuralları. Ee, tabii ki de yatırımcıları da etkileyecek ama Amerika'da tabii şöyle bir şey var. Yani hep Amerika'da ayrı bir borsa kurdular. Yani aslında e, Amerikalıların trade ettiği noktada o bizim e, ya da yatırımcıların büyük yatırımcıların e, trade ettiği noktalardaki borsalarda kullanılmadı aslında. Amerika hep bu konuda bir e, baskıcı ve tutucuydu. Evet. Ee, ondan dolayı hani Türk yatırımcısını yurt dışı borsalara ne kadar etkiler, etkiler soru işareti ama biliyorsun e, burada tabii bunların bağlı olduğu diğer şirketlerde olduğu için ya biraz bugünlerde temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum mutlaka evet borsanın CEO'larını Twitter'dan takip etsinler. <laughs> hem bu CoinBase'in açıklaması gibi hem de başka borsanın açıklaması gibi gerçekten böyle insanı ipten kurtaracak bilgileri alabiliyoruz diyebilirim açıkçası. Evet. Peki ya biraz bu şeye de bağlı sanırım. Yani bu hani DeFi platformları, birçok platform, birçok trend çıkıyor aslında ortaya. E şimdi böyle bir şey ortaya çıkınca atıyorum siz bir X bir DeFi platformunda, DeFi tabii ki de örnek ama yatırım yapacaksınız ve böyle bir durumda siz bunu teknik olarak yapamıyor olacaksınız. Değil mi? Çünkü borsadan çekemeyecek, size ona okey kes... vermeyecek gibi gibi yani. Kesinlikle yani hani DeFi'deki adrese gönderdiğim kişinin kime ait olduğu... ...yani buradaki o blok zincir, web3 teknolojisi bunlardan çok uzakmış bir aslında çok yani... e, iddia bu. Ve gerçekten şeye de katılıyorum yani bu açıklamanın böyle bir etki yaratacağı biliniyor muydu? Burada bir spekülasyon var mı? E, evet. Açıkçası hani o da benim e, düşüncelerim arasında. E çünkü... Gerçekten bunu yaparsa Amerika oyun dışı kalabilir. Şimdi biz inovasyonun, teknolojinin böyle e, öncü ülkesi olarak gördüğümüz Amerika e, blok zincirde ben geri kalmak isteyeceğini sanmıyorum. Evet borsalara çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır. Ama belki bu e, o öyle dedikodular da var. Tabii onlara çok dahil olmak istemem ama ileride e, borsaların o borsanın yaşayacağı şeylere karşı bir önlem de olabilir. Ya çeşitli dedikodular var. Önümüzdeki süreçte bunlar netleşecektir ama şu an yerli yatırımcıya, bizi izleyen kişilere söyleyemeyiz ki biraz daha temkinli olup böyle kapısını çalabildiğiniz borsalar daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ben şu an. Ama çok da korku atmosferi yani istemiyorum. Tabii tabii, yani, ya ona gerek hani yok. Bunlar hep geliyor biliyorsun. Çok yani. yaşadık bu, hani, bunları. Çok yaşadık, tabii. sürekli bir haber Çin, gelsin. Tam Çin böyle koşacağız. Ha Çin aynen öyle. Çin yani her her 3 ayda bir periyodik <laughs> olarak kripto para borsalarını kapatıyor. Madenciliği bitiriyor. Evet, evet. <laughs> Bugüne kadar çok geçmiş. Evet. Ya, ya bir, kesinlikle bu yani çok da... korkuya kapılmaya gerek yok. Evet, şu belki olabilir. Şimdi Amerika topraklarında çalışan kripto paralar veya borsalar buradan ilk etkilenenler belki olabilir. Ortada eğer Amerikan hani Amerika toplumunu etkileyebilecek bir yasa çıkarsa muhtemelen işte Ripple gibi, belki Stellar gibi bu tarz şirketler, bu tarz şirketlerin kripto paraları belki olası bir regülasyon. Yani şu an aslında dıdısının dıdısını konuşuyoruz belki ama olası bir regülasyonu belki ilk uyum sağlayabilecek kripto paralar olabilirler gibi geliyor bana. Ama yani zaten şey var şu var e, yani zaten kripto paraların her zaman sorgulandığı konu bu oldu. Yani biz emin ol kripto bitcoin 300 bin dolar olsun hala insanlar şunu sorgulayacaktır ya bir devlet gelse de işte bir regülasyon koysa da bunun değeri sıfır olabilir mi? Yani aslında fiyatından bağımsız bitcoin ve diğer altcoinlerde sürekli bunun bir e, yani geçerliliği ve e, yani bir temeli sorgulanacaktır açıkçası ondan dolayı da yani e, bu haberler daha da çıkacaktır Hani bu haber doğrudur yanlıştır anlamında söylemiyorum Hı -hı. ama daha önce e, yaşadık e, bitcoin çok gerilerden toparladı benim bitcoin'e inancım hiçbir zaman değişmedi şöyle de tişörtümü göstereyim <gülüyor> 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 yani tişörtlerle şeyler artık bu işin içindeyiz de e, seviyoruz e, ama bunlar belki alın fırsatı olarak da değerlendirilebilir. biz borsa olarak söyleyelim şu an yatırımcılarımızda ee, olumsuz bir etki açıkçası çok fazla yok. Ee, ha, onu soracağım. Yani sizin tarafta e, nasıl gidiyor bu çok çalkantılı günlerde? Ya açıkçası hacim hacim -Cry olarak bir yani büyüyerek e, devam ediyoruz. Yani gerçekten bu tür haberler aynı zamanda bir isim de yapıyor. Daha dün rekor kırdı diye ya da rekor kırıyor diye çıkan e, kripto parayla ilgili bugün geri çekilmesi insanları daha ucuza Bitcoin alacağıma itmiş de gözüküyor. Evet. Çünkü aslında biz o geri çekilmede o sabitte onu görüyoruz. Yani çok ciddi bir bireysel yatırımcının orada Bitcoin almaya hevesli olduğunu hani görüyoruz. nasıl ki evet. abi çok pardon, altın. Altın çok düştüğü zaman aman altın bitiyor mu gibi bir şey söylenmiyor artık, konuşulmuyor. Bitcoin'de de artık ona gidiyoruz. Yani 2-3 sene önce bu yoktu belki. 2-3 sene önce o zamanlar böyle bir algı olabiliyordu kripto para tarafına, yatırımcılar tarafına ama artık o artık daha böyle altın seviyesine yaklaşıyor gibi algı evet. anlamında söylüyorum. Evet kesinlikle. Yani bu bir de dediğiniz gibi şöyle bir şey de var. Bitcoin'i bir ülke regülasyonu ile engelleyemezsiniz. Evet borsaları kapatırsınız, şirketleri kapatırsınız ama Bitcoin'i kapatmanız için tabii. interneti kapatmanız onu, lazım. Onu, hani onu yapsaydı e... Trump yapardı zaten. <laughs> evet yani interneti kapanması lazım. İnternette olan, internette tutulan bir kayıttan bahsediyoruz. Ondan dolayı da yani bu tür tabii ki de her zaman spekülasyon ve sert hareketler olacaktır. Ama ben bunda çok hızlı bir şekilde toparlayacağını düşünüyorum açıkçası. Peki Coinbase CEO'sun açıklamaları dışında da biliyorsun Amerikan Ulusal İstihbarat Başkanı da Çin'in kripto paralara olası bir şekilde hakim olması durumunda ki burada CBDC'den bahsediyor. Amerika'nın çok daha dezavantajlı bir konuma geleceğini buna yönelik aslında SG Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu'na bir mektup yazıyor. Ya sen bu konuda ne düşünüyorsun? Amerika'da da bir yönden şöyle şeyler kazanlar da kaynıyor. Yani biz Çin'in arkasında kalacağız kripto paralarda Çin alıp başını gidiyor. Biz hala hiçbir şey yapmıyoruz diyen bir kesim de var. Hı -hı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ripple tarafı da mesela diyor ki biz eğer burada istediğimiz kararlar çıkmazsa ve üzerimize gelinmesi durumunda Japonya'ya taşınırız diye bir e, düşünceleri var. Evet. Yani e, bu da olabilir. Gerçekten Amerika burada geri kalabilir. Ama Amerika'yı da tabii siyaset bilimi okuyanlar çok daha iyi bilecektir. Yani çok sessiz koro gibi hani biraz daha evet. orası farklı bir kurumların birbirleriyle tartıştıkları, konuştukları bir ortam. Ondan dolayı farklı kurumlardan farklı sesler çıkabilir. Ama kesinlikle Amerika'nın geride kalmaması gerekiyor. Bence bu yönde de geliştirmeler devam edecektir. burada ben aslında şuna da dikkat çekmek isterim. Yani çok konuşulmuyor ama regülasyonlara karşı şu an Bence potansiyel bir platform var ve bunu da lanse ettikleri için söylüyorum Avalanche. Yani Avax Hı -hı. platformu diyor ki ben diyor regülasyonlara karşı entegre olabilirim. Yani sen şunu söyleyebilirsin avalanşta işte diyebilirsin ki şu noda gelmeden e, emir şuraya gitmeyecek yani gibi gibi. Hı hı. Yani çok detayını vermeden programlanabileceğini söylüyor. Bence açıkçası e, ya yani Amerika'daki regülasyonlar arttıkça ve kripto paralardan geri kalmadıkça orada bir sürpriz olabilir mi? Ya yani önümüzdeki günlerde şöyle bir Avalanche'ın e, belli bir kurumla anlaşması çıkabilir mi? Ya onu da düşünüyorum. Çünkü Avalanche'le biliyorsunuz biz tabii kurucusu Türk olduğu için böyle yerli bir proje gibi konuşuyoruz ama tamamen Amerika merkezli bir proje. Hı hı. E, yani orada da Emin Bey'in çok geniş çevresinin olduğunu biliyoruz. Açıkçası daha avalanç bekleneni veremedi ama tam bu böyle regülasyonlar artmışken hani regülasyona da uygun bir altyapım var e, lansmanıyla böyle bir hani şok etkisi yaratabileceğini ben açıkçası böyle bekliyorum, umut ediyorum diye diyebilirim. Umarız, umarız. Yani peki sana şunu sorayım bir de artık biraz daha piyasaya gelelim istersen. Bu bit hani yaşadığımız sert düşüşle birlikte özellikle yeni yatırımcılara, Bitcoin, Altcoin yatırımcılarına neler tavsiye edersin? Neler söyleyebilirsin? Özellikle hani Aralık ayı özelinde belki bunu konuşabiliriz. Bitcoin'de aslında her bir yatırımda şunu düşünmeniz lazım. Geri çekildi ama sizin yatırım vadeniz neydi? Yani evet. eğer siz zaten atıyorum 30 senelik, 10 senelik, 5 senelik, 1 senelik neyse bir vadede yatırım yapıyorsanız bu geri çekilme sizi çok korkutmaması lazım. Ama eğer siz günlük trade ediyorsanız zaten ona bu yayın bile yetişmez. Yani o an bırakın çoktan stoplanmış olmaları lazım o günlük Tabii. trade eden arkadaşların. Ama ben bir alayım aslında genel kesim şu şekilde alıyor bir hafta tutuyor, iki hafta tutuyor, satıyor. Biraz düşünce tekrar almaya çalışıyor veya terste kalıyor. Evet. Ama aslında bence en büyük hata burada yapılıyor. Kripto paraya aldığınızda onu ne kadar vadede tutacağınızı ve e, hangi seviyelerden satmak isteyeceğinizi e, düşünürseniz bence en doğru karar bu olur. Eğer vadesi böyle orta vadeli olarak düşünüyorsak şu an biraz belki e, yani portföyü arttırma dönemi olduğunu çok düşünmüyorum. Bu Hı -hı. haberlerin biraz netleşmesi lazım. E, yani haberler netleştikten sonra biraz daha portföy arttırılabilir. E, evet eldeki eğer bir ucuz maliyetli bir kripto varsa ki benim öyle e, ben bunu satmıyorum şu an. Ama portföyümü de genişletmeyi düşünmüyorum. Bir netleşsin ortalık. Bir haberler netleşsin. Zaten evet. şu an bakınca aslında sert geri çekildi ama bir haftalık kazancını geride bıraktı. Yani biz bundan bir ay önce bu fiyatı bu söylesen zaten herkes e, yani herkes Tabii. zaten çok sevinecekti. Bir ay önce iki ay önce bu fiyatı Abi işte çok söylesem. acayip psikoloji oynuyor bu işte ya. Yani Bitcoin bugün 24 bin dolar olsun. Geri gelsin 20 bin dolara Bitcoin bitiyor mu bu sefer? Yani hani evet. o konuşulur. Ya yani ve bunu sen yayında da sürekli söylüyoruz. Eğer bir e, finansal varlık iki günde bir birim ileri gidiyorsa hani e, bu iki günde de yeni bir birim geri Aynen gelebilir. Öyle. Yani bunun doğası gereği. Evet kripto paralarda şöyle bir şey var. Yukarı gidişler basamak basamak oluyor. inişte tak diye bir, bir anda boşluğa düşüyor ama evet. bunlar gerçekten çok normal, çok ciddi bir halden çıktık. Hatta daha çıktığımız bile muğlak hala biz Mart'ın başından başlayan trendi evet. Ben kırdığımızı aşağı yönü düştüğünü düşünmüyorum. Ee, evet, biraz temkinli olmakta fayda var. Ama. Ee, olumsuz böyle işi karartacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Yo yo çok bence de. Açık. 2017'deki yükseliş sezonuyla tamam altyapılar çok farklı. Kurumsal yoktu artık kurumsal falan var ama hani orada da böyle bir Kasım ayı başları gibi bir ateşlendik. Bir yüksellik böyle Aralık ayında iyice yüksellik. Aralarda tabii ki de düzeltmeler oluyor. İlla ki olacak. Bitcoin bugün evet. 25 bin dolar yoluna çıksa bile özellikle yeni arkadaşlar şöyle düşünüyor. Direkt çıkacak böyle. Bugün 21 bin, yarın 22 bin, öbür gün 23 bin. Direkt, ama yok aralarda tabii ki de sert düşüşler olacak Ben hep orada şunu soruyorum bak 8 bin dolardan 9 binden 10 binden 12 binden Bitcoin alan kişi için ortada nasıl bir done var ki o kişi gelsin 17 18 19 bin dolardan kar realizasyonunu yapmasın illaki yapılıyor Hı -hı. illaki yapılıyor evet, aynen öyle aynen öyle Peki ya zaten şunu söyleyeyim ha. bu sadece koyun Beyza bağlamak da çok doğru değil aslında Hı -hı. Ee, bu kuant diye bir site var. Daha doğrusu birçok evet. site o e, zincir analizini yapıyorlar. Bu zincir analizini biz gördük ki zaten gece daha önceden başlayan borsalara bir bakiye aktarımı hmm. başlamış. Yani zaten aslında oradan da insanların artık kar realizasyonu yapmaya başlayacaklarını e, öngörebilirdik. Yani e, zaten sen de biz de hani buralardan bir kar realizasyonu gelebilir dedik ki zaten bunu tahmin etmek de çok zor değil. yani Hiç nefes tabii, kesmeden tabii. yukarı çıktı. E, bir haberle çok biraz fazla geri çekildi ama dediğim gibi e, zaten borsalara aktarılan kripto para miktarlarında ciddi bir artış da vardı önümüzdeki süreçte dediğim gibi e, bu olumlu trend hani Mart'ın başından başladığı trendin devam etmesini ben bekliyorum açıkçası. Tabii yine de yatırım tavsiyesi vermiyoruz kimseye. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Şimdi o zaman Ethereum'u konuşalım istersen biraz. Ne diyorsun? Ethereum 1.0. E, evet. Şöyle Ethereum'da aslında bir aralığa kadar böyle bir 500 bini Ethereum'u tamamlayacak mı? Hatta ben de bununla ilgili bir model yapmıştım. İşte ilk bir haftalık depozitle e, bunun daha işte Ocak'ta e, Şubat'ta tamamlanabileceğini ama lineer olarak giderse ki öyle olmadı. Son bir hafta parabolik bir şekilde arttı ve e, bir hafta önceden e, bu stake işlemi tamamlandı. tamamlandı. Hatta şu an en son 750 bin e, Ethereum'a kadar çıkmış durumda. Stake miktarı ki ilk e, sıfırıncı fazın o chain'in aktif olması için yeterli miktarın ee, bir buçuk katı kadar ee, bunun nedenine yüzde yirmi ikilere varan bir faiz konuşuluyor en sonunda da yüzde on beşe kadar düşebileceği konuşuluyor e bu faiz yani faiz veya işte madencilik geliri artık ne derseniz e, bu konuşuluyor e, bu, bu tür bu Ethereum'un da yukarı doğru hareketine bakınca, hani stabil giden bir piyasada belki çok yüksek bir rakam gibi gelmeyebilir. Ee, i̇nsanlar normal bir faiz oranı gibi düşünmeyelim. Burada deflasyonist bir e, kripto paradan finansal varlıktan bahsediyoruz. E, bundan e, 8 ay önce 100 dolar olan bir şey 500 dolar oluyor bir de bunun üstüne size %20'liklere varan bir e, ekstra getiri veriyor. E, ya yani bundan dolayı e, buradaki stake miktarı artacaktır. Ben yani zaten konuşmalarımdan da hani Ethereum'a karşı çok büyük beklentilerim var. İleride bugünlere baktığımızda bence ciddi hani ya o zamandan belliydi aslında hani diyebileceğimiz seviyeleri konuşacağımızı düşünüyorum ama bu çok uzun bir vadede. Dediğim gibi böyle kısa vadeli bir trade ediyorsanız şu an kripto para fark etmek sizin şeye bakmak gerekiyor. Yani bu regülasyon gerçekten çıkacak mı çıkmayacak mı kısmına bakmak gerekiyor. Ama 2.0'ın e, önümüzdeki bir sene boyunca devam edecek olması ve faz 1, faz 2, faz 3 olarak devam edecek olması her bir fazda bizi böyle bir tık daha bir tık daha bir tık daha e, yukarı atmasını tabii bekliyorum tabii. başarılı olurlarsa. Peki bu Ki aralık... A aralık a ve... Aralık ayı özelinde sorsam, Ethereum'in çok yükselmesini öngörüyor musun? Ben kesinlikle görüyordum. Yani şu haber şu çünkü regülasyona ve hep aynı yere dönüyoruz ama ya yani yıl sonuna kadar bir regülasyon çıkacak diyor. İkinci ve hmm. gerçekten devletin hazinenin böyle bir açıklaması olursa e, çok bir umudum yok. Ama olmazsa ve bu haber böyle biraz sindirilerek devam ederse Ethereum'deki e, benim beklentilerim ciddi anlamda pozitif. Yani biz 600 dolarları e, gördük buradan. E, daha da onu geçecek e, yıl sonuna kadar e, bence fiyatlar görebiliriz çünkü hep şunu söylüyorum biz 2.0 atağını daha tam olarak görmedik ki 100 dolardan 500 dolara çıktı ama bu defi etkisiydi Kripto paraların tabii, tabii. genel yükselişiydi ama 2.0 geçti baba işte artık 2.0'dayız evet. ee, dediğimizi daha böyle yaşadığımızı düşünmüyorum o fiyatlamayı yaşadığımızı ya, düşünmüyorum hala de, bir şüphe olabilir o konuda. Dediğin gibi DeFi biz zaten 85-90 dolarlardan işte 200-300 doları bizi getiren DeFi tarafı oldu özellikle belki hani 300-400-450 400 dolardan sonra birazcık 2.0'ın ortaya çıkması biraz daha yükseldi. Tabii, doğru. Güzel. Peki istersen diğer altcoin'lere de geçelim. Ne diyorsun? Şu XRP, Ripple. XRP'de Airdrop Aynen. var. <laughs> Link'i konuşalım. Belki Basic Attention Token içinde belki birkaç bir şey söylemek istersin. Gibi gibi şöyle aralık ayı çerçevesinde bir analiz yapalım. Ne dersin? Tabii ki. Ya şöyle Ripple'la ilgili ben bir Ripple yatırımcısı değilim. Bence zaten kripto para yatırımcıları da ikiye ayrılıyor. Ripple'ı çok sevenler ve Ripple'ı sevmeyenler diye. Hani gerçekten böyle Ripple bir blok zincir olmaması ya da böyle vaat ettiği şeylerden dolayı büyük bir tartışma var. Ripple her zaman böyle vitrinde durmaya başarıyor. Evet. Yani bir şekilde ya gerçekten şirket gibi yönetildiği için sürekli vitrinde yani bir haber çıkıyor bir işte Kötü de olsa, kötü haber de çıkabiliyor. Yok işte ortakları bilmem kaç yıplı sattı falan ya, gibi. O biraz sanırım çok pardon. Üçüncü sırada ya düşmüyor. Yani evet. böyle 6-7-10'a, 20'ye, 30'a düşmüyor. Yerini böyle Hı -hı. stabilleştirmiş artık yani ne kadardır. Bazen bir oynuyor çok az ama belki birazcık ondan kaynaklı olabilir. Ya tabii ki ama yani bilemiyorum. Yani ben ile ilgili bu kadar şey görmüyorum. Yani haber görmüyorum. Hani, Litecoin'e evet, hiçbir şey kalmıyor zaten. Yoksa. <laughs> ya ama ya haber yok yani. Ama yani bu, bu Ripple ile ilgili sürekli bir haber var. Ee, şu anki en büyük haber e, mutlaka sen izleyicilerin de sen de bahsetmişsin. 12 Aralık mevzusu var. 12 Aralık'ta Ripple cüzdanlarının bir fotoğrafı çekilecek ve evet. sizin e, cüzdanınızdaki Ripple kadar eğer bunu Player Network'ine bildirirseniz Spark Token diye Ripple'ın DeFi'de kullanılabilecek bir token'ı yüklenecek. E, şimdi tabii bunu duyan e, kripto para yatırımcısı Ripple'a e, direkt akın etti. Ve 12 Aralık'a kadar bence bir kesim tutmak için aldı ama Ripple o kadar çok yükseldi ki artık hani yani 12 Aralık'ta geleceği bırak zaten çünkü 12 Aralık'ta mutlaka bir satış baskısı da gelecekti. Ben buradan karımı alıp çıkacağım diyenler oldu ama şu bir gerçek 12 Aralık'tan sonra Ripple'da ben bir sert geri çekiliş olmasını bekliyorum çünkü... Hmm. 13 Aralık'ta o elinizde tutmanıza gerek kalmayacak artık. Yani Spark token'larını zaten alabileceksiniz. Bu dolayı da bir geri çekilmeyle, bir korku atmosferiyle Ripple'da tekrar bir geri çekilme yaşanacağını düşünüyorum. Dikkatli Burada şey de söylemek lazım. Var. Yani 12 Aralık'ta borsalar desteklese de size Spark token o gün yüklenmeyecek. 6 ay içinde. Çünkü daha aktif olmayan bir network'ten Hı -hı. bahsediyoruz. 6 evet, ay içinde yani... network aktif olacak. Ondan sonra token'ların yüklenme işlemi gerçekleşecek. Yani o da hemen gerçekleşecek ama 12 Aralık'ta tutmaları yeterli olacak sadece. Evet, orada. Ondan dolayı senin dediğin gibi bir durum yaşanabilir. Peki Ozan, şunu sorayım abi sana Aralık ayında Bitcoin'de nasıl bir şey hayal ediyorsun? Nasıl bir öngörün var? Neler olabilir sence? Ya ben açıkçası Bitcoin'in buraya gelip yeni bir zirve e, denemedikten sonra yeni denedi zaten de yeni zirve oluşturmadıktan sonra geri dönmesini çok beklemiyorum. E, yani hala olumlu görüşün devam ediyor olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi haberleri takip edeceğiz. Ama 2018'le 2017'de hani bu balondu patladı gibi düşünme yani iki, şu an ortam çok daha farklı bence ee, kurumsallar işin içinde şirketler işin Tabii. içinde işte paypal işin içinde artık bilançolarda bitcoin konuşuyoruz Ya yani bilançoda bitcoin konuşuyoruz borsaya kota bir şirkette artık bitcoin bilançoda yazıyor böyle hani. Ben artık bu e, 2018'deki o söylemlerden e, çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ha 2000 aralıkta e, bu rekor gelir mi gelmez mi? Bilemiyorum yani e, göreceğiz ama e, yani bu gerçekten atmosfer olarak çok farklı bir atmosferdeyiz. Ondan dolayı e, ben... Aralık ayında e, rekoru tazeleyeceğini hala düşünüyorum. Ben de olumluyum zaten. Şey yani böyle bir bu düşüşler, geri çekilmeler olsa da tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Biraz daha toparlayabileceğini düşünüyorum. Orada da ben yeni yatırımcılara şunu söyleyebilirim bu arada. Bu kadar böyle bir volatilite, inişler, çıkışlar sizi ürkütüyorsa şunu yapabilirsiniz mesela. Her ay kendinize bir bütçe belirlersiniz. Dersiniz ki her hafta pazar günü ben 100 liralık Bitcoin alacağım. Fiyata bakmadan, 3 5 hiç bakmadan direkt alırsınız. Böyle bir stratejide izleyebilirsiniz. Öğren ne kadar. En azından fiyatın etkisinden yani fiyatın psikolojik etkisine kapılmadan böyle bir strateji de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış tabii ki. Ozan, o zaman çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şey sorsam teşekkür ya ederim. bu arada kapatmadan iCryptex'te nasıl gidiyor analizler? işte günlük analizler, haftalık analizler falan. Var mı orada bir ya, çok hareketli? Biz şu an böyle insanlar yatırımcı analize hani e, videolara e, açıkçası oldukça çok fazla yapmaya başlıyoruz. İşte hafta içi her gün 10.40'da EkoTürk'te yayınımız var. Ondan sonra günlük sabah e, analizlerimiz ve e, gündemdeki haberler, maillerin düşmek istiyorlarsa yatırım yapmasalar dahi, sadece kayıt olarak e, bu analizler, maillerine e, düşebilir, izleyebilirler. Yine günlük olarak Beste Hanım'ın kriptodüzüm analizleri var. E, yani bizde yatırımcı olmanın hiçbir şart aramıyoruz. E, sadece üyeliklerin olması. Bütün bu analizlere ve haberlere erişmeleri için yeterli. Ee, bizi de mutlaka e, Twitter'dan ve sosyal medyanın diğer e, hesaplarımızı takip etsinler. Çünkü çekilişler yapıyoruz, kitaplar dağıtıyoruz. Ee, bu 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 açıdan e, mutlaka takip edip. Evet. gündemden de ya bizi de takip etsinler senin yanında. Tabii aynen. Tabii canım ee... seni de takip ediyorlardır <laughs> zaten o kadar artık. Teşekkür Bu arada evet laser çekilişimiz var. Aşağıda bir form linki var. O formu doldurun dostlar. Kanala abone olun, zile dokunun, videoları beğenin ve tabii ki de yorumlarınızı da yazın artık değil mi? Şöyle bir bunu da hatırlattıktan sonra tekrar teşekkür ediyorum Ozan geldiğin için. Görüşürüz o zaman. Çok teşekkürler. Hoşça Görüşürüz. Bay bay. Hoşça bam. kalın. Bay bay.